Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve'l murselin seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Aldı bilen âlemlerin Rabbi Allah subhanahu ve taala'ga pak hamdü sana ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımız yollagan eken. Qadirli qardaşlar, Ustaz Muhammed Yusuf qalamga ağan farzandlarimizni qandaq tarbiyalaymiz mavzuluq kitabimizni anglatishni davomlashtiramiz. Biz 17-ci sanimizda kitobning 3-chi bobiga kelib, bolalar uchun dastlabki diniy savodlar degan bosh temadan boshlab, aqida, ibodat, axloq, halol harom, islomdagi ijtimoiy adablar qatorliq bu mazmunlarning so'zlanganligini so'zlab o'tib, 4-chi qilib aqida bobini so'zlagan bo'ldik bolalarga. En başta nimelerin ögütüleşi gerekliğini Allah Ta'ala'nı söydürüş, Peygamber Aleyhisselam'ını yakış köygüzüş, hadisi ögütüp yada aldırış, balalığa Kur'an-ı Kerim'ini ögütüş, Kur'an'ın ögütüşüne kaçandım başlandı degendek mavzuluğa toktalgan bulduk. Bugün kelgen yerimiz balalığa Uyghur dilini ögütüş degen mavzuluğu kelgen. Müşahedin başlayıp devamlaştırmız. Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'dın bizlerge dünya ve ahirette gözlerimizden nuru buludugan, milletimiz, dinimiz, vatanimiz üçün hizmet kıladugan salih perzentlerine ata kılışını ve şundak perzentlerini terbiyelip çıkışkı müyesser kılışını tüvencilik bilen sorayımız. Mikrofonu aldı da kıyırın dışanlar Abdullah Yalqun. Balılarga Uyghur tilini ögütüş. Şeksiz ki hazırkı zaman Uyghur perzentlerine imandın kalsa, ögütüş en zürür bulgan nerse, özlerinin anı tili bulgan Uyghur tilini ögütüşten ibarettir. Balılarga Uyghur tilini ögütüş, huddu olarga Kur'an ögütüş zürür bulgan dek zürürdür. Çünkü anı tili yok olup gidiş xaupi astıda kalgan bir milletnin, öz anı tilini huddi dinini koğudugan dek mehkem tutup koğuduşi, tabii zürüriyetlerden biri hesaplanıdı. İslam'da milletçilik yok. Ama İslam'da milletlerinin tilini, özgüçilikini saklap kılışkı ehmiyet bir iş var. Ama bir Müslüman milletinin tili, Müslüman emez milletlerinin tili astıda, asta asta istimaldın kılış, hatta yok olup gidiş xaupiga uçurgan vakitte bu tilini koğdap kılışını periz derecesindeki zürüriyet desek, hergiz aşırı etken bulmayımız. Çünkü mezkur Müslüman millet, eğer özünün anı tilini kullanış oranına, Müslüman emes milletlerinin tilini kullanışkı ötken vaxtıda, özünün dini itikadını ve İslami ahlakını mu asta asta koldun berip koyuşkı karab yol algan buludu. Mundaq ekvalgı çüşüp kalgan bir milletini ve onun tilini saklap geliş, şu millet halkı üçün dini ve milli mecburiyet bulup hesaplanıdı. Bu meselede anı vatendeki Uyghurlar bilen çet ellerde, xususen Avrupa ve Amerika kokşagan halkı Müslüman emes devletlerde yaşavatkan Uyghurlarının mesuliyeti, ve vazifesi oxşib ketidi. U bolsumu dinini ve ana tilini can tikib qoğdaşdır. Uyghur nədi bolmasın, Uyghur bulup yaşışı ve ecdadlarının iradesi varislik qilishi üçün özlerinin dini itiqadı bilen ana tilini saqlab qilishi intayin zürürdür. Tilimiz dinimizni qoğdaydı. Bir milletin tili şu milletin yer şarıda mevcut bulup turuşunun kapalatıdır. Biz Uyghurlarga nisbeten ana tilimizni saqlab qalganlıq hem milletimizni hem dinimizni qoğdap qalganlıqdır. Ana vatandaki xalqimiz üçün tehamu şundaq. Her qandaq millet özünün tili bilen tonuludu ve öz mevcudiyetini saqlap qalalaydı. Şunundak til her qandaq bir milletnin ronaq tepişiga ya ki eksike dünya yüzüden gayip bulup ketişige sebep buludugan amildir. Til millet demektir. Milli örüp adetlerinin şekillenişi mu til vasitisige münasibetlik. Öz ana tilini bilmeydigan balının mecaz hulqu mu, özü sözlüşüp yürgen tildeki gayri milletnin özgeçilikige mas şekillenidi. Demek, öz ana tilini bilmegen bala, öz halkının dinini, milli en'anesini, örüp adetlerini ve barcı özgeçiliklerini tunumaydigan bulup özüdü. Küçük bir misal. Mundaq bala küçükni asıraş, çongu hürmet kılıçdigenlik, milli ve dini kaidi yusullarda mu pervasız özüdü. Bu işteki çoğun mesuliyet ve cevapkarlık yanılı ata anılarının üstüge yüklenildi. Köp dil biliş kişinin bilim seviyesinin yukarı buluşuğa törtkü buluduğallıkı da şek yok.
Elbette onu alkışlaşka erziydi. Lekin başka tilinin horuğu cemekip, öz ana tilini unutup getiş, ya ki onu ögenmeslik, öz milleti aldıda ötküzülgen keçürgüsüz cinayettir. Şunu deyimiz ki, balalarga öz ana tilini ögütüş, Kur'an ögütüşkü okşas sürürüyettir. Balalar, mektepki beriştin burun özünün dini akidesini ve öz ana tilini mükemmel ögünüp buluşu lazım. Bu yaştaki balalarının muallimleri çokum anı bilen atı buluşu lazım. Bizden Uyghur tilimiz tolumu kımmetlik ve kadirlik bir tildir. Çünkü o bizden anımızın tili. Şunu onu anı til deyimiz. Bizden Uyghur tilimiz dünyadaki nurgun tillerge okşaşlı hürmetlik tildir. Bizden Uyghur tilimiz dünyadaki dağlık tillerden herkes kılışmaydı. Anı tilimiz ecdatlarımızın mirasıdır. Anı tilimizni koğdaş ecdatlarımızın iradesiyle varislik kılgallıktır. Bizning Uyghur tilimiz hiçbir zaman özünün ehmiyetini yo'qotgan emas. Uyghur edebiyatının namunelerinden bo'lgan Alisher Navoiy 15. asrning 90. yillardala öz zamanisiki Uyghur Türk tilining O'rta Osiyoning til ve edebiyat sahasini kontrol qilib olgan Paris tilidan hiçbir qolg'uchiligi yo'q, balki sözlük xazinasi, ifodalash iqtidori ve qo'llanish abchilligi qatorliq jihatlarda Tehi Paris tildin evzel bir til işkelliğini pakit arkalık ispatlaş üçün Muhakemetul Lugateyn digen şallık eserini yizip çıkan ve pütkül halka alemine cekarlıgan. Bunundan ilgiri Uluğ Tilşunas boğumuz Mahmud Kaşgarimu Türk Tilla Divanini kişilerinin Arap Paris tıllarıyla belirlip getip öz tilini unutup getmesliki yeni bir tarafdan başka halıklarının mu Uyghur Türk tilini ögünüşüge yardımcı kullanma buluşu maksıda yizip çıkan. Onundan başka yana 11. asırda ataklık danışman boğumuz Yusuf Has Hacip eserlerini Arap ve Paris tilleri bilen yazmasa eser hesap kılınmaydıgan şundak bir şaraitka emel kılmay dünyagı danlık Kutadı Gubilik eserini sap Uyghur tildi yazıp çıkan. Kutadı Gubilikini tatkik kılıp kilivatkan alımlar şunu cekar dedi ki bu eserde Türk tilinden başka tillerden kirgen sözler yoknun urnuda. Şu yöneliş tesiride 14. asırının ahiri ve 15. asrının başlarında Mavaraun Nehri'de icadi faaliyetlerini elip barğan Lutfi, Atai ve Sekkakilerinin gazelleri mu sap Uyghur edebi tilde yazılgan. Demek şu devir şaraiti de mu ecdatlarımız anı tilimizni köz karşıgıda koğdap gelgen. Hem de bizden devirimizge gelgen de biz onu koğdumasak bulamdu. Hoş, hem de balılarınız zikir ve dualarını yatletiş. Zikir, lügat itibarı bilen bir nersini eski eliş, yad etiş diyen mənilerini ifadelise, İslam terimilleri de Allah Ta'ala'nı yad etiş, onun nimetlerini eski eliş diyenlikdir. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de mundaqtaydı. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Yani Rabbinni yilingan ve onundan eymengen halda işçinde etigen akşamda bolsa pes avazdı yat etkin. Gapillardın bulma. Sûr-i A'raf 205. ayet. Zikir, til, dil, işareket, muamile ve ihtisat bilen uğrunduludu. Zikir, köpüncü kişilerden çüşen genide kümül başka yerde bolsa mu til bilenle uğrundulduğun ibadet emez. Zikirinin en yakşısı til bilen kalıp birleşken zikirdir. Zikir ruhunun uzuki. Allah Ta'ala'nın yıkım bendelerden buluşunun kapalatıdır. Allah Ta'ala'nın fezguruni ezgurkum yani mini yad itinler men muslerini yad itimen diyen sözü bunu işbadileydi. Ayet Allah Ta'ala'nı yad itip onun şükür ada kılıp onu uluğlap ve nimetlerini eski elip durganlarını Allah Ta'ala'nın ken rızık ata kılış, mihri şefkat görüstüş, köp inam ata kılış, günahlarını keçürüş ve savabını köpe yetiş bilen yad etidigallıkını tehditleydi. Balalarga edigen akşamları okuludugan mahsus zikir dualarını ögütüp yadka aldırış ve her günü edigen ve akşamları okuşka adetlendiriş tolumu yakşıdır. Dualarını balalarga ögütüştün avval, Atı anı bolguçlar etiyen akşamları özleri okuşunu kündülük adetine aylandırıverişi lazım. Şunda kılgandıla, balılar ularga ergişip ögetken nerslerini tiz kubul kılıdı ve kızıkıp ögünüdü. Balılarga dua kılışını ögütüş.
dua lug'at itibari bilan chaqirish degan ma'nini ifodalasa, shariat istilohida eng kamtarlik bilan Alloh taolaga yalvurib, uningdan hojatlarini so'rash demakdir. Dua degan qilsimi bo'ladigan, qilmasimi bo'ladigan ish emas, balki u Alloh taolaning amridir. Qur'oni Karimdagi ud'uni astajib lakum, ya'ni menga duo qilinglar, duoyinglarni ijobat qilaman degan oyat bu ma'nini ifodalaydi. Bu ayet Sûre-i Bekara'nın 152. ayeti. Duanın hemmesi ibadettir. Peygamber aleyhisselam bir hadisi de dua ibadettir deyip görsetken. Bu Ebu Davud'da rivayet kılınan hadis. Malum ki ibadetler Allah Ta'ala'nı yad etiş ve onun bulgan hacet mellikini izhar kılış için buyurulgan bulup, bu maksat duada en obrazlık halde ibadetini tapıdı. Çünkü Allah Ta'ala'yı kol götürüp dua kılgan Adem, uning yordamiga bo'lgan zo'r ehtiyojini his qilgan va o'zining bechoraligini itirof qilgan holda to'liq ixlosi bilan uningga yalvurdi. Uningdan hojatlarini so'raydi va o'zining ojizligini Alloh taolaga hamesha muhtoj ekanligini to'liq bilan ifodalaydi. Duo musulmonning hayotida shunchalik muhimki, uningdan behojat bo'lg'ili yoki uningdan bosh tortqili bo'lmaydi. Yuqorqi oyatning davomida duodan behojat bo'lguchilarning ibadetten baş tartkan günahkarlar katarıdın sanıldığallıkı bayan kılınıp, minin ibadetimden baş tartkıçılar horlanğan halde dozak kirudu deyilgen. Hayatlık bir küreş meydani. Huddi cengçi ceng meydanı da koralıdın bir hacet bulanmağandak, Müslüman Adem mu bu hayatlık kürüşü de duadın bir hacet bulanmaydı. Şunu sebep bilen dua ikisini maksatki yetişinin kapaleti desek mi buludu? Duada balılar üçün en yakşı iş ata anısının Allah Ta'ala'yı iltica kılıp dua kılıp atkallığını körüp duruştur. Balılarını dua kılışka adetlendirmekçi bolgan ata ana aldı bilen özleri duanı köp kılışı ve balılarını körüstüp bilgi kılışka adetlenişi lazım. Balılarını bazı dualarını yatka aldırış tolumu muhim. Balını akidisti mehkem kılıp terbiyleş. Balını İslami akidisti çıntırdığan ve onun yolu da bedel döyleştin korkmaydıgan kılıp terbiyeleş, Allah Ta'ala'nın keskin emri ve ata anının geldindeki dini burcudur. İman acizlaşkan, ahlak zayıfleşken, kişilerini Allah Ta'ala'nın dininden yıraklaştırış için türlük suikastları planlanıvatkan muşu devirde, balılarını akidesi müstehkem, imanı küçlük ve ahlakı güzel kılıp terbiyeleş işi onayga toktumaydı. Şundaktı mı bu mümkün olmaydıgan iş emez. Ata ana balılarını Allah Ta'ala'nın dinini mehkem kılıp terbiyeleş üçün tirişçallıklı görsetse, Allah Ta'ala onlara çokum yardım kılıdı ve onlarını muradığı yetküzü. Balılarını öz akidesini koğdaş yolu can pida kılalaydıgan ve yakşı görgen her nersini bu yolu kurban kılalaydıgan kılıp yetiştirip çıkış üçün, onlara peygamberlerinin, sahabelerinin, İslam tarihindeki kahramanlarının ve mücahitlerinin kıssalarını köplep okup biriş gerek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde kelgen kıssalardan İbrahim aleyhisselam'ın akidesini kovdaş yolu da utkutaşlanğanlık kıssisi, Orek İgileri diyen kıssadaki utkutaşlanğan müminlerinin kıssisi ve Yusuf aleyhisselam'ın ipitini saklaş yolu da bir neçe yıl zindanda yatkallık kıssisi katarlıklarını balılarına köp okup biriş gerek. Çünkü mundak tesirlik vakalar balılarda unutulmaz tesirlerini kaldırdı. Yukarıdaki Orek İgileri kıssisi Kur'an-ı Kerim'den 85. Suresi Buruç Suresi rivayet kılınan kıssadaki müminlerini otku taşlap öldürgen zalimlerini körüstüdü. Kadirli kıyırdaşlar, şuna kılı perzentlerimizi kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızdaki 18. sani vakit itibarı bilen bugün müşahede ahırlaştırımız. İnşallah aldığımızdaki 19. sanımızda yeni bir bab, yani ibadet babıdan başlap diktanlar sunuşku başlayımız. Rabbim ömür versi kiler katımkı programımızı körüşküce sizlerini Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunakla icabetlik dualarınlarda bizler üçün mü dua kılıp koyuşunlarını çindilimizden ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.